Peki gelelim 3 iddiaya seyirci evet. yani bu konuyu merak eden seyircileri de bekletmeyelim. Bize gelen telefonda şunlar var efendim size aktaralım. Şimdi çift arasında aşırı kıskançlık kavgaları çok oluyor. olası bu da olası Peki, bir çok şey. ilişkinin içinde olan Evet kıskançlık olan bir şey fakat Aynen. bunun aşırı noktaya varması ve birbirlerine psikolojik açıdan artık yük olmaya başlamaları da son bir yıl falan yani hmm. bir buçuk yıllık ilişkilerinde artan şiddetli kıskançlık. kıskançlığın e, nüfuz etmesi yukarıya çıkması son bir yıla dayanıyor. Uzun bir zaman demeyelim yani bir yıl boyunca bir kıskançlık onun üst Hep böyle tolere ediyorsun ya üst, dayanıyorsun ya. dayanıyorsun bir sene de uzun evet. bir zaman demeyelim kavga, ne kavga nedeni kavga e, nedeni ilkim Tamka'nın Fırat Tanışın Fox TV'de adım Farah dizisinde evet öpüşme sahnelerini istememesiyle artıyor. Yani Anket o zamana o... kadar bir sıkıntı var ama Fırat Tanış'ın rol arkadaşıyla yakınlaştığı hı hı. hatta böyle bir öpüşme noktasında olduğu sahnelerde kıyametler kokmaya Kopuyor başlıyor. En çok oyuncuların da takıldığı ve bize de çok bizim de çok konuştuğumuz izlerken çiftlerin yakınlaşması rol gereği, senaryo gereği çok normal evet. elbette ama iki tarafında ilişkisi, evliliği varsa orada ee, rahatsız olan taraf kadınlar daha çok oluyor değil mi evet. burada da... aynen Bak. Burcu Türecizle olan sahneleri şu an ekranda izliyorsunuz. Hı -hı. Fırat Tanış'ın Adım Farah dizisi Fox TV'de Burcu Türüz'le olan sahneleri her ne kadar e, İklim Hanım bir oyuncuyla beraber olduğunu biliyor olsa da zamanla aralarında problem yaşamalarına neden oluyor. Tabii ki. Kadın e, o dünyaya ait bir kadın değil. 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 E, İlkim Hanım. Evet. Kendisi değerli bir piyanist, sanatçı. <laughs> Oyuncu Eşi ya da sevgilisi her ne kadar hayatım orası profesyonel bir diye. dünya ben öperken yakınlaşırken hiçbir, hiçbir şey hissetmiyorum. hissetmiyorum dese de evdeki kadın hayır. Ben deme bundan rahatsız oluyorum diyebilir. 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 Çünkü ben ancak oyuncuysam onu daha rahat anlayabilirim. Ama ya oyuncu da olsam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insan. İzat, bir de Fırat Tanış iyi bir oyuncu. <laughs> evet. Çok yani iyi bir oyuncu. Yani sadece yaşamıyor, yaşatıyor da. Evet, bir de öyle bir durum var. Derin hissettiriyor ama ben bu oyuncular arasındaki yakınlaşma sahnelerinin e tabii ki sanatsal ve sinematografik, sinema ayağını konuşmayacağım ama elbette olması gerekiyor ama ya o rahatsızlık da çok normal değil mi? Evet fakat o rahatsızlıktan sonra ne oluyor? Burası önemli. Ee, burası işte ilginç hale getiren. Hani ben bugüne kadar bu meslek hayatımda e, oyuncu erkeğin ya da kadının evdeki eşini ya da sevgilisini üzmemek adına Hı -hı. sette bir takım önlemler aldığını duymuştum da böyle bir şey duymamıştım. Bu önlem ben size söyleyeyim birazdan e, Müge'den duyduğunuzda diyeceksiniz ki... ...kafanızda şöyle soru işaretleri olacak... ...diğer oyuncular da aynı hani şeyi yapıyor mu acaba? Bilmiyorum yani gidip, ben daha duymadım. Gidip ne yapıyorlar? Geliyorum lütfen açıkla iddiayı. Kimin kapısını çalıyorlar? Bir oyuncu gidip hangi e, sette kimin kapısını çalar? Bu sahnelerle ilgili bir artık nefes almak istediğini ve çözüm yolları. Tabi tabii yönetmenin kapısını çalar ama öncesinde şöyle bir şey oluyor... ...Fırat Tanış kendince şöyle bir formül uyguluyor. <laughs> e, bu dizideki kaşesi... Evet... ...haftalık... E, ...150-200 bin bandında... Evet. ...yani bölüm başına... ...150-200 bin arası... ...bir şey alıyor... Evet, evet. E, ...ve e, İklim Hanım'a diyor ki... ...ben... E, ...madem bu kadar rahatsız oluyorsun... E, ...ben bu diziden şimdi kendimi çekemem... Evet. E, ...ben de profesyonel bir oyuncu olarak... ...yönetmene, yapımcıya gidip... ...kes bu sahneleri de diyemem... E, ...kendime de onu yakıştıramıyorum... ...aldığı parayı... ...iddiaya göre... Bakın Cihangir'de bunu bir, üç, 5 kişi değil 10 kişi falan konuşuyor. Evet. İklim Hanım'a veriyor. İlkim Hanım'a veriyor. Hay nasıl? Mesela orada e, aldığı zaman İklim Hanım o parayı diyor ki tamam ya. Ee, ama... Diyor ki hani onu böyle biraz sakinleştirmek, biraz yumuşatmak, biraz rahatlatmak. Sen de diyor... Hani bu konuda bir çözüm yolu bulalım diyor. Bu sahneler bir şekilde senaryo gereği devam edecek. Ama ben bu sahneden kazandığım parayı iddiaya göre hı hı. sana vereyim diyor. Yani şimdi şöyle düşünüyorum, empati daha, kuruyorum. Bu bir süre daha idare etmelerine herhalde sebep oluyor. neden oluyor ki, sebep oluyor ki bir süre daha devam ediyorlar. Ama Kızıl Kıyamet yine kopmaya başlayınca sonunda Fırat Tanış... Dizinin yönetmeni Zeynep Günaytana gidiyor ve diyor ki kaldıramayacağımız bir noktaya evet, gidiyor evet. evde. Siz bu sahneleri artık. Azaltın. azaltın. Birbirimize o sahneler tekrar gelebilir mi arkadaşlar? Birbirimize yakınlaştığımız sahneler olsun Burcu Türüz'le ama öpüşme sahnelerini kaldırın evet. diyor. Şimdi orada mesela aslında Fırat Tanış da ilişkisinin içindeki bu gerilimi yok etmek için çabalamış gibi görünüyor çabalamış Evet Çünkü ne yapıyor e zaten e... hep karşılıklı önce bir çaba gösterilir ama işler çığırından çıktıktan artık yürüyemez bak de gelince bir şey daha sebep oluyor ona Evet bir şey daha sebep oluyor yani o bunlar gerçekten şimdi e, biz e, daha beraberlerken onlar hı hı. E, İlkim hanımın bebek beklediğini duymuştuk Evet Evet. Ondan sonra hatta diyorduk ki herhalde evlenecekler gibi bir şeyler ee, zaten vardı. Zaten iş evliliğe doğru gidiyordu. Fakat sonra bir an ayrılık geldi. Sonra yani İlkim Hanım'ın böyle fotoğraflarına falan baktığımızda bir hamileliğin devam ettiğini görmedik. Hı hı. Zaten ortaya çıkardı. Evet net. O zaman Yelda ne derlerdi? Hamile sevgilisini evet. bıraktı, bıraktı falan filan. Şimdi bir iddia Burası da şu. Ilginç. Evet İlkim e, Hanım ee, bu yaşadıkları sürtüşme, kavga, hmm. problem, uyuşmazlık evet. ve işin gitmeyeceğini anlama durumu e, bebeği aldırıyor. Evet. Ee, bu da aralarında... Fırat Bey'in haberi olmadan. Ee, evet. E, Göya işte Fırat Tanış'ın bundan göre. göre haberi yok. Ee, ve ayrılığa, çifti ayrılığa götüren esas sebeplerden bir tanesi. Niye bana haber vermeden böyle bir şey yaparsın? Ee, benim de buna hakkım var. Diyor. Benim de bunu bilmeye hakkım ben var bu diyor. Bu da ikinci iddia. Şimdi bu iddia ile ilgili o iddialara bakar mısın Müge? Bir de üçüncü var. Üçüncü de yani beni benden alan bir iddia. Ama ben burada ilkim hanımın. Şimdi bir kadın eğer o çocuğun yani o çocuğu doğurmak istese belli ki sağlıklı bir ortamın içinde değil Müge. Evet. Tıskançlık, şiddet biliyor. bilmediğimiz. Ben bu durumu kimden dinlemek isterim biliyor musun? Hı -hı. İlkim hanımdan dinlemek e, isterim. Ondan zaten çok isterim kesinlikle, dinlemek... Kesinlikle. Yani tüm bu iddiaları aslında tüm bu iddiaların da zaten ötesinde cevap bir diyeceğim. kadın neden bu kadar mutsuz olur ve ilişkisinin üzerinden zaman geçtikten sonra artık dayanamıyorum deyip paylaşım yapar? Ben biraz İlkim hanımı merak ediyorum. Fırat ile ilgili de e, oyunculuğu bir kenara e, ona sormadan iddiaya göre İlkim Hanım'ın çocuğu doğurmaktan vazgeçmesi kısmında e, sonrasında manipüle eden davranışlara girmesi de açıklayıcı gelmiyor bana. Üge. Şöyle. Net bir e, şey vermedi bana. Bir e, bebeğin e, hayatına e, bitirilmesiyle ilgili evet, olursa evet. olsun. Her iki tarafın rızasının olması gerektiğini Elbette. düşünüyorum. Fakat e, belli ki o da tabii ki niye anne olmak istemesin? İlişkide sağlıklı bir süreci göremediği için böyle bir karar almış. Şimdi birlikte otur, gelelim üçüncü. Zaten evet. üçüncü iddia aslında ayrılıktan sonra yaşadıkları krizle ilgili. Ee, ama çok olan bir şey değil Evet ya? bu çok olan bir şey. Bir buçuk yıldan bu yana yerde yani aynı, aynı evde, evde oturuyorlar. oturuyorlar. Evet. Ve dolayısıyla ortak eşyalar, Doğal ortak olarak. kullanım alanları. Ve e, Fırat Tanış artık zaten evleneceklerini de düşündüğü için e, birçok eşyasını ilk iklim Hanım'ın iklim Tamka'nın evine taşıyor ayrılıktan sonra da çok hızlı ve krizli bir ayrılık olduğu için fazla eşyasını almadan çekip çıktığı için evet. sonra diyor ki benim bazı eşyalarım e, var ama çizdi... özel eşyalar mı var orada Hayır, onu mu istiyor anlamı olan şeyler işte evet. atıyorum ne ben konuştuğum kişilerle neymiş o dedim hani değerli eşya eşyamı. E ee, senaryoları varmış. Evet. Senaryo notları varmış. Aha hikayeleri varmış. Resim yapmaktan hoşlanıyormuş. E müzik tutkusu var. Bir takım değerli müzik aletleri ya falan Allah varmış. Gün... onları geri istiyor. Fakat onları geri almak konusunda problemler yaşıyor. Şimdi şurada bir gerçekçi olalım. Ha. Yani bir kadın evinde ayrıldığı sevgilisinin senaryo notlarını niye vermesin? Şöyle. Ya da e... işte çizdiği resimleri niye vermesin? Şöyle. E şimdi, başka şeyler istemiştir hayır, hayır. o. İklim hanımın bence bak, başka şeyler. Istemiştir. İklim hanımın canı çok yanmış. Net. Ee, karşı Net. tarafın canını yakacak malzemeleri kadın böyle bir dönemde toplar. Ne yaparsam onu daha deli edebilirim. Hı -hı. Ne yaparsam onu sinir edebilirim. Hı -hı. O benden ne istiyor ki ben onu vermeyerek onu çıldırtabilirim. Bunlardan bir tanesi çok hani önemli görünmese de e, Fırat Tanış benim için çok değerli diyor. Hı. -hı. Senin için çok mu değerli? Görürsün alamazsın diyebilir. Diye. Diyebilir. Diyebilir. Yani yapar kadınlar. Biz kadınlar yaparız şimdi yani şöyle bir empati kuruyorum. Yapılabilir ama burada şöyle bir şey var. Sen o kadının canını nasıl yaktıysan evdeki senaryoyu da o şekilde alamazsın Belki senaryolar gitti. <laughs> Kül olmuş olabilir. Bir... Ya da cırt cırt bir de, bir de Müge e, bu böyle senaryo küçük işte bana bende anıları olan eşyalar denir ama bazı erkeklerde ne yapar koltuğu istiyorum televizyonu istiyorum masayı da istiyorum aldığımız şu be... ben ikisinin Yaparlar. koltuk televizyon masaya ben te sana te şu anki kibarca söyledim koltuk masa. Ha, daha fazlası. Daha fazlası da olabilir. Peki ama şimdi şu durumda Fırat Tanış'ın işi zor. Çok. Çünkü önemli anlaşmalara Çok. sözleşmelere iyi bir oyuncu olarak imza atacak. Evet. Ama biliyorsunuz günümüzde özellikle sektörde e, kadına şiddet başlığı altında adınız geçiyorsa bir örneğe Ozan Güvendir. E, dün dizisi başladı ama 3,5 yıl sonra ekranlara evet. dönebildi. E, o açıdan e, belki de e, yani aslında canı yanan bir kadının oyuncu sevgilisi ya da eşinden alabileceği en büyük ölç Hı -hı. bana şiddet uyguladı demesidir. Evet. Sektördeki evet. E, hareket alanını, o habitatı Sınırlar. kısıtlar, evet. bir süre hiçbir şey yapaması hale gelirsin.